Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Karabük Üniversitesi yönetimi, rektörlüğümüz Teknofest yarışmalarına özel önem veriyorlar. Tabii Teknofest'in kendi kimliği dolayısıyla aslında bu önem. Belki biraz daha geniş değinebiliriz ama bu kapsamda Teknofest yarışmalarına verilen önemi gösterebilmek ve aynı zamanda öğrencilerimizin birbiriyle koordineli, ihtiyaç duyduğu desteklere hızlı ulaşabilmesi, üniversitemizin imkanlarından derli toplu bir şekilde, hızlı bir şekilde faydalanabilmesi için Teknofest koordinatörlüğü görevini Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na tevdi ettiler. Böyle bir işlem sonucunda bu bize şunu sağladı. Biz bütün üniversitemizin tüm birimlerinden Teknofest yarışmalarına, çünkü 39 farklı yarışma var. Bu yarışmaların içerisinde tarım teknolojilerinden insanlığa faydalı projeler diye tarif edeceğimiz sosyal çalışmalara kadar birçok alanda proje teklifi getirilebiliyor. Dolayısıyla üniversitemizin kampüslerinin ve bilgi birikiminin ve laboratuvarlarının tüm imkanlarına ihtiyaç duyulabiliyor. Biz bu kapsamda öncelikle bütün fakültelerimize, birimlerimize ne tür imkanlar var? Bunun envanterini çıkardık. Sonra da ardından tüm öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza biz bu konuyla ilgili Teknofest'e katılmak isteyen tüm öğrencilere yardımcı olmaya hazırız. Dolayısıyla gerekli duyuruları yapılarak bize yönlendirilmesi diye bir duyuruyu yapmış olduk. Şu anda başladığımız noktadan, ya da Türkiye olarak söylüyorum bunu, başladığımız noktadan çok çok ileri ve sınırlarını aşan bir yapı olduğunu düşünebilirim. Şu anda biz derslere girdiğimizde öğrencilerimizin gözünde şunu görüyoruz. Ben daha yeni ne üretebilirim? İnsanların faydasına olacak daha yeni ne üretebilirim? Ne ortaya koyabilirim? Ve buradan ülkeme ve kendime maddi manevi ne kazanç sağlayabilirim? Yani bu vizyon değişimini sağlamak belki de Teknofest'in ortaya çıkardığı en önemli sonuç. Biz öncelikle ilk başta ben Teknofest yarışmasına katılmak istiyorum ama ekip kuramadım noktasından başlayan bireysel başvurulardan benim ekibim var, şu alanda çalışmak istiyorum ama kime ne soracağımı bilmiyorum diyenlere danışman bulma desteğinden benim ekibim de var, danışmanım da var, yapacağım işleri de biliyorum ama çalışacağım atölyem yok diyenlere atölye desteğinden, atölyesi olup da sponsor bulamadım, para bulamadım, şu malzemeleri satın almam gerekiyor diyenlere malzeme desteğinden ve en son ben finallere kaldım. Finallere gidecek ulaşım desteğinde Teknofest'in bazı kısmi destekleri oluyor. Ama onun haricinde desteğe ihtiyacım var diyenlere ulaşım desteğine kadar tüm aşamalarda destek sağlıyoruz. Bu yıl üniversite öğrencilerinin katılabileceği 39 farklı kategori var. Bu 39 farklı kategorinin biz 26'sında yer alıyoruz. Yani üniversite öğrencilerimizle. Bu takımlarımızın da tabii bizim Karabük Üniversitemizin uluslararası öğrenci kültürü çok farklı. Yani bunlar uluslararası öğrenci, bunlar da Türk öğrenci, bunlar da falanlar diye bir ayrım yok. Herkes iç içe, hep beraber çalıştığı için bizim bu ekiplerimizin tamamında uluslararası öğrenci var. Ama toplamda 58 ekibimizin 4 tanesi sadece uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Yani ve bu ekiplerimizin de 1 tanesi, özür dilerim 2 tanesi 2 ayrı kategoride finallere kaldı. Yani toplamda bizim 26 kategoride yarışan 58 ekibimiz oldu. Tabii çeşitli aşamalar oluyor, eleme prosedürleri var, çeşitli seviyelerde öğrencilerin başarıları sınıflandırılıyor. Şu anda
Temmuz'un son günlerinden başlayıp Ağustos'un son haftasına kadar devam eden finaller haftasındayız. Bu finaller haftasında 14 farklı takımımız finallerde yarışıyorlar. Ve bu yarışan takımlarımızın içerisinde derece beklediğimiz ciddi sayıda takımımız var. Bunların içerisinde de iki tanesi tamamen uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Aşamalar halinde devam eden bir yarışma bu. Aradaki aşamalarda elenenlere söylediğimden başlamak isterim. Bu bir vizyon değişimidir, bu bir yola çıkmadır ve bu yolda ilerlenen noktaların seviyesi değil, bu yola çıkmış olmak önemlidir diye bir sözüm var. Katılanlara ise, finallere katılanlara ise bu başarı öncelikle tebriği hak ediyor. Derece alınmasa bile tebriği hak ediyor. Ancak ekip çalışması, birlikte çalışma ruhu, uygulama birikimini zenginleştirme ve mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatında bu elde edilen tecrübe, bilgi ve birikimi kullanma her şeyden daha değerli.